Günaydın, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de soracak olsanız biz çok iyiyiz. Evet, tatilden döndük. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum ve kahvaltıyı sizle beraber hazırlıyorum. Hadi bakalım kahvaltı hazırlığına geçelim. Kamaramı da ayarladım. Biberlerimizi de yıkamıştım. Şöyle biberli, domatesli, kaşarlı, sucuklu öyle bir kahvaltılık hazırlamak istiyorum. Önce biberlerimi bir doğrayayım. Şöyle. Önce biberlerimi bir kızartacağım. Ondan sonra domatesleri. Ondan sonra kaşarı, biraz da tuz, bolca da kekik. Kekik de çok yakışıyor bu arada. Böyle kahvaltıda çıkardım burayı. Bir de milföy tavada kızartacağım. Öyle işte bir kahvaltı. Bugün pazara gideceğiz kısmetse. Eşim biraz böyle yanınca. Şimdi herkesimi alıyorum. Güzel oluyor bu kahvaltılık. Seviyoruz. Şöyle. Burayı da tavamı alayım. Yağsız tavamı alıyorum. Yakından da çekerim. Tamam, bir kızsın. Evet. Şimdi şöyle biberlerimi koydum. Şimdi domateslerimi de hemen düz düz doğrayacağım. Şimdi biraz çakala gelsin istiyorum. Burada tamam güzelce kızsın. Mütföylerden çıkardım dediğim gibi. Mütföyleri yağsız tavada. Yağsız tavada böyle güzelce kızartıyoruz. Gözleme gibi oluyor. Biraz da şurada sosisli sucuk var. Belki sucuk için alırım, sosis ayrıca pişiririm olana. Bilmiyorum bakalım şimdi. Artık nasıl yapacağımı sonradan karar vereceğim. Şöyle üç üç pişirelim. Yağ koymuyoruz tavaya. Güzelce kızartıyoruz. Burada da biberlerim kızarıyor zaten. Şimdi işte domateslerimi doğrayıp atıyorum. Dediğim gibi domatesleri çok küçük doğramıyoruz. Birazcık çatala gelsin istiyorum. Çeri domatesim var bende. Onları dörde bölüyorum. Şu büyüklük, şu büyüklük iyi olacaktır. Şöyle. Şimdi
aşamada bir kapak kapatırsanız daha iyi olacak. Yavaş yavaş kavurmaya devam ediyorum. Ben de el yıkama şeyi vardır. Her şeyi sonra el yıkarım. İçine biraz tuz katmaya da karar verdim. Oğlan bunu yemiyor, domatesli var diye domates. Ona sadece kızartacağım sosisle birazcık. Ben müzikine kaldırıp geliyorum şimdi. Evet, kahvaltı masamı hazırladım. Şöyle milföyleri böyle oluyor pişmiş hali. İstiyorsanız sanayi sürüp de isterseniz böyle de yiyebiliyorsanız. Böreğim vardı, onu ısıttım. Bir de domatesli, kaşarlı, sucuklu, biberli. Böyle kahvaltılım. Böyle zeytin, peynir, Allah ne verse çıkardım. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Günün ilerleyen dakikalarında sizinle görüşürüz. Tabii çaylar da kocam beyden. Değil mi? Tabii evet. Doldur versene çayları o zaman. Doldur evet. Hadi bakalım çaylar da kocamdan. Biz Cumartesi pazarına geldik. Kapalı pazar burası oluyor. Motoparkın arabayı park ettik alta. Şimdi kışlık alışveriş yapmaya geldik, kışlık hazırlık için. Bakalım ne bulacağım, ne alacağım. Bilmiyorum ama bir şeyler bulup alacağım. Bir yandan yapmaya başlayalım. Kışlık alışverişlerimizi beraber yapacağız, unutmayın. Acı biber hafta zamanı. İnce biber aldım, balık biber aldım. Onların tarifini de çekeceğim. Bir de top biber almaya bakıyorum. Bir de bulursam top biber alacağım. Böylelikle. Hadi bakalım. Aşağı iniyoruz. Ben çok seviyorum pazarda bu köyden, köy kadınlarının olduğu şeyleri almaktan. Hadi bakalım. Şimdi alt kata iniyoruz. Şöyle pazarda muhabbet anlatı yürüyorlar ya, sinir oluyor. Yarım kilolu kutu yok abi. Şöyle yeşillik de alıyorum turşu kurmaya. Abi tadı. Ya onlar geldik. Tam yerine yandı. Aynen. Küçük boyun bir büyüğünden alıyorum. Kırmızı aldık, sade 5. Şöyle. Bu arkadaşlardan aldık. Eşimin yatağı da çıktı. Bunlar da aldıklarımız. Ben aldım. Domatesli soslu biber yapacağım. Şu üst kattaki şu tezgahtan aldım. Gelirseniz beklerim. Hadi bakalım, hayırlı işler abla. Pazardan geldik. Tatile gitmenin en güzel yanı eğlenmek. En kötü yanı da tatilden geldim mi çamaşırlar. Evet, bir makine yıkandı. Dün yıkadım, kurudu. Şimdi ikinci makineyi yıkadım. Şimdi buna topladıktan sonra ikinci makinemi sereceğim. Onlar da bittikten sonra artık
Bir makine daha var. Üç makine. Üç makineyle. Rahat çamaşırlarımız bitmiş olacak. Değil mi? Tatile gitmek güzel. Tatilden gelmesi sonrası da güzel. Çamaşırları yıkayıp yerleştirmek. Bugün pazara da gittim bir de. Sabahtan. Hem pazar hem de geç kalkılıyor. Ancak bu saatte kaldı işler. Şimdiden sonra da başlayacağım kışlık hazırlıklarıma. Hepsini videodan çekeceğim. Şimdi yaparsanız kışın rahatla yeriz. Artık benim sezon kapanmıştır. O yüzden aşamadım, şurayı koyuyorum. Onları artık Allah'ım bilirse seneye. Şu aşamalarım da yarım aşama diye geçiyor. Bir böyle yarım aşamalarım var. Yarım kısa koldan biraz daha kollar dizle şey dirsekle falan geliyor. Bir de normal aşamalarım var. Dediğim gibi tatile gittik geldik. Şimdi artık işte yapma zamanı. Bu sefer bol bol acı biber yapacağım. Top acı biber aldım. Balık biber diyorlar. Bilmiyorum her yerde var mı? Daha bandırmada top balık biber diyorlar. Sirkeli böyle közleyip de yapılıyor yağsız tavada. Onu falan yapacağım. Dediğim gibi işler çok. İşler beni bekliyor. Bu da oğlanın deniz şortu. Bunların hepsini aynı yere koyacağım. Artık deniz sezonu bizim için kapanmıştır diye tahmin ediyorum. O sebepten bunları deniz avlularımız. 3 tane deniz avlumuz vardı. Bir tanesi kocam semaverde taşıyayım demiş. Bir senesi. Geçen senemle. Sağ olsun. Avluyu komple ortadan yakmış. O yüzden 2 tane avlumuz var şimdi. 3.'yü almaya gerek duymadım. Yetiyor. Eskiden ben denizi çok seviyordum. Denize gittiğim zaman böyle beni denizden çıkarmaları imkansızdı. Yaşlandım diyeyim nedense. Artık çok o kadar aramıyorum deniz. Geçen gün babamlarla gittik. Hiç girmedim bile. Tatilde girdim. Oğlanla, eşimle beraber. Arkadaş olsun onlara diye. Çok arıyor muyum? Hayır. İkisine tişörtleri bir örnek. Aşağıda ikisi de artık oğlan da baba yetişti. O yüzden karıştırıyorum. Hangisini tişört diye. Numaralarına bakıyorum. 1 2 xlaç, 1 3 xlaç, 3 xlaç. Bu da önemli. Şimdi Mustafa'cığım. Anneciğim. Oğlum. Al kıyafetleri de. Hadi elini alayım. Al kıyafetleri, hadi koy dolabına. Dediğim gibi bir iki tur çamaşır yıkadım. Şimdi ötekileri katladım. Ütülencekleri de ayırdım. Yani ütüyü ben eşim gece vardiyasına gidince yapıyorum. Çok seviyorum. Yani gece bak gece yarısı ütü yapmak daha iyi geliyor. Kulaklığımı takıyorum. Açıyorum bir şarkı. Vantilatörü de koyuyorum karşıma. Sessiz sessiz. Oğlan da uyurken ütü yapıyorum. Bu arada en sevmediğim işte ütü yapmak. Ama mecbur. İşte kimse olmadığı için ütü yapmak tabii ki bana kalıyor. Şöyle balık biber deniyor bunları. Bilmiyorum sizin orada neler deniyor. Bunları yapacağım. Yağsız tavada bunları kızartacağım önlü arkalı. Közlüyormuş gibi sirke, sarımsak hazırlayacağım. Bu top biberlerim var. Şöyle şöyle. Bunları domatesli yapacağım. Bunları da domates kahvaltılık olarak ikiye bölüp fesleğen, tuz, sarımsak fırında kızartacağım. Şişelere dolduracağım. Bunlarla zaten bu biberleri halledeceğim kısmetse. Şurada da şu acı biberlerim var. Burada küçük yeşillik aldım şöyle. Küçük boyun bir büyüğü. Sadece yeşil turşusu kuracağım. Burada da bir süt fasulyesi diyoruz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Bunları hiç akşam haslamadan
pişiriyorsunuz, ayıklıyorsunuz. Derin dondurucuya koyuyorsunuz, pişiriyorsunuz değil mi? Yanlış oldu. Derin dondurucuya koyuyorsunuz. Kışın hemen alıp pişiriyorsunuz. Hiç haşlamak falan gerekmiyor. Bunları aldım. Şimdi bugün yarın bunları halledeceğim. Ya sormayın. Çok işim var. Bakalım nereden başlayacağım ben de karar vermedim ama önce domatesleri fırınlamaktan başlıyorum. Sonra bilmiyorum, başlayacağız bakalım hep beraber. Like